Değerli arkadaşlar, tabii gündem yoğun. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kamuda çalışanların birçoğu ihraç edildi. Önceleri bu ihraçlarda bu tutuklamalarda çeşitli kriterler olduğu söyleniyordu. Baylok gibi, Bankasya gibi, para yatırma gibi, çeşitli sendikalar üye olma gibi. Ama daha sonra bunların farklı olduğu anlaşılmaya başladı. AKP önce bunları böyle iddia ediyordu. Ama bir müddet sonra bunun böyle olmadığını yaşadığımız örneklerden görmeye başladık. Birçok kurumda insanlar ihbar mektuplarıyla, ihbar telefonlarıyla hayatları karartıldı. Adeta her yerden bazen kendisini gizlemek isteyen bazı memurlar, bazen kendisine böyle bir suçlama yapılmasın diye insanlar dünyanın en onursuz işine, yani ihbarcılığa, muhbirliğe başladılar, zorlandılar. Değerli arkadaşlar, son günlerde ise 3 isim ver kurtul, 3 isim ver tutuksuz yargılan diyorlar. 3+1 kuralı geldi. Yani 3 ver 1 kurtul. Değerli arkadaşlar, yaşamı bu insanlarla, FETÖ'lerle hiç kesişmemiş insanlar meslekten atılmaya başlandı. Bazı insanların kardeşleri FETÖ'lü okulda okudu diye, bazı memurların kaynanası Bankasya'ya hesap açtı diye, kimi memur çocukları FETÖ'lü okuluna gönderildi diye, faizi düşük diye kredi aldığı için insanlar işinden edildi. Değerli milletvekilleri, FETÖ'lü okullarına, sadece insanlar FETÖ'lü okullarına kurban verdikleri için, sadece çocuklar için burs aldıkları için, babalar burs verdikleri için, FETÖ'lü yurtlarında çocuklar kaldıkları için, bazen çocuklar, bazen analar, bazen babalar, bazen kadınlar işten atıldı. Hayatları zindana çevrildi. Hani suçun şahsiliği ilkesi var ya değerli arkadaşlar, hep övündüğümüz, hep kesin övündüğü suçun şahsiliği ilkesi. Bakın, AKP'li belediye başkanının damadı FETÖ'lü soruşturmasında finans sağladığı için tutuklandı. Belediye başkanı büyükşehirde göreve devam ediyor. Bir milletvekili, genel başkan yardımcısının kardeşi darbeci iddiasıyla tutuklu, genel başkan yardımcısı görevini yapmaya devam ediyor. Doğrusu da bu sayın milletvekilleri, doğrusu da suçun şahsiliği ilkesi var, herkes görevine devam etmeli. Ama suçun şahsiliği ilkesi değerli milletvekilleri sadece AKP'ler için var. Suçun şahsiliği ilkesi fakir, fukara, memur çocuklar için, memurlar için yok. Değerli arkadaşlar, bakın, her yerde Fethullah var diyorsunuz. Öğretmende var, doktorda var, poliste var, işçide var, mimarda var, mühendiste var. Nerede yok? Sadece siyasette yok. Sadece AKP grubunda yok değerli arkadaşlar. Fakir memurda var, yoksulda var ama sizde yok. Bakın, her yerde imam var. Abi imam, abla imam, askerlerin imamı var, polisin imamı var, yargının imamı var. Peki, milletvekillerin imamı yok mu? Ben size söyleyeyim. Örneğin, emekli askerlerin imamı, ben bir şey demiyorum, emekli askerlerin imamı siz olabilir misiniz bilmiyorum. Peki, kulisin imamı kim? Kulis imamı var. Peki, grup imamı kim? Bir şey söyleyeceğim, bak bir şey söyleyeceğim. 24. dönemde hani 17-25 Aralık milat ya, 17-25 Aralık milat. Ya 17-25 Aralık milatsa 24. dönemde grup imamı kim, ben merak ediyorum. Vallahi merak ediyorum. Şimdi şiddet imamı kim? Laf atma imamı kim? 24. dönem madem milat, bir çıkın açıklayın. Bir çıkın açıklayın. Vallahi bizde yok. Bizde yok örneğin. Bir bakın aynaya, bir bakın. Hani 17-25 milat ya. Ya insan şaşırıyor kalıyor. Her yerde var. Memur atayan, öğretmen atayan, hakim atayan milletvekilleri bunların içinde yok. Buna inanabilir misin? Buna inanabilir misin arkadaşlar? Bakın, eğer samimiyseniz bununla mücadele edeceksiniz. Hiç bağırmayın. Ben merak edip soruyorum. Grup imamınız kim? Buradaki kulisteki imamı kim? Kim el kaldırıyor? Ben şimdi el kaldıranları biliyorum da onları suçlamam doğru olmaz. Yakışık da kalmaz. Çünkü siz gündeme göre değil, bazı arkadaşlarımız el kaldırmasıyla, el indirmesiyle kullanıyorsunuz.